Bugün sizlere araştırdığım kadarıyla koronavirüsünü anlatmaya çalışıyor olacağım. Virüs daha Türkiye'ye gelmeden 2-3 hafta öncesinden beri çok sık takip ediyordum ve başından beri böyle bir video çekme düşüncesindeydim. İlk öncelikle koronavirüs daha yeni ortaya çıkan bir virüs değil. Mesela MERS veya SARS gibi ölümcül virüsler de bir koronavirüstür. Buna en son olarak hepimizin de iyi bildiği yeni koronavirüs eklendi. Bu videoda ne kadar yeni koronavirüs olarak bahsediyor olsam da aslında adı COVID-19. Fakat videoda kendi açımdan kolaylık olsun diye yeni koronavirüs olarak bahsediyorum. Koronavirüsler bugüne kadar tespit edilen en büyük RNA genomuna sahip virüslerdir. Virüsün en belirgin özelliği etrafındaki çıkıntılardır. Bu özelliği sayesinde mikroskop altında güneşin taç küresine benzettiği için koronavirüs adını almıştır. Taç küresi Latince'de korona demektir. Şu ana dek koronavirüs hastalıklarına karşı bir ilaç veya aşı geliştirilemedi. Koronavirüs hastalıklarının yayılmasını önlemek için el yıkama, mesafe koyma ve yüze dokunmama önlemleri en belirgin olanlarıdır. Kasım 2002'de çıkan SARS koronavirüsü ilk olarak Çin'in Guangdong şehrinde gözüktü. 8.096 kişide tespit edildi ve 744 kişiyi öldürdü. Bu virüste yaş ortalaması 39.9'du. Hastalığa yakalanmış olanların %10'u ölmüş oluyordu. Ondan sonra yine bir koronavirüs olan MERS ortaya çıktı. Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde 2012 Haziran'ında. Bu hastalığa yakalanan kişi sayısı 2494 ve hastalıktan dolayı ölen kişilerin sayısı ise 858, yani %37. Bu hastalığın ise yaş ortalaması 56'ydı. Şimdi ise geçmişi geçmişte bırakarak yeni koronavirüse geçiyorum. Bu hastalık ilk olarak 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti Wuhan'da birbirlerinden farklı hastaların bir nedeni olmaksızın gelişen ve tedaviyle aşılara cevap vermeyen bir zatüre görülmesi üzerine SARS koronavirüsü 2 olarak adlandırıldıkları bir koronavirüs teşhis edildi. Kişiden kişiye rahatlıkla bulaşabilen virüs 2020 Ocak ortasında oldukça büyümeye başladı. Hastalık sayesinde ilk ölüm 9 Ocak 2020'de ortaya çıktı. Çin dışında ilk bulaşma vakası Vietnam'da bir babanın oğluna geçirmesi şeklinde oldu. Çin dışına gerçekleşen ilk ölüm 1 Şubat 2020 tarihinde Filipinler'de gerçekleşti. Şu an ise bu yazıyı yazarken tarihler 23 Mart sabahı 13.00'ı gösteriyor. Ve dünyamızda 343.414 vaka, 14.776 ölüm ve 99.066 iyileşme var. Fakat bilinmelidir ki bu iyileşmelerin 72.703'ü Çin'e ait. Yani Çin dışındaki ülkelerde ölüm ve iyileşme sayıları resmen başa baş gitmek üzere. Aynı saatlerde de ülkemizde 1236 vaka ve 30 ölüm bulunmakta. Çoğu devlet büyüklerinin görünmez ordu olarak bahsettiğini koronavirüs aşırı şekilde bulaşmaya devam ediyor. Tek tedavi yöntemi aşı olarak gözüküyor fakat en başta da belirttiğim gibi daha 2002'deki virüse bile aşı bulunamadı. ABD'nin 45 sağlıklı insanın üzerinde denediği aşının başarılı olabilmesi için ise 12-18 ay geçmesi gerekiyor. Bilim insanları aşı bulunsa dahi en erken 6-8 ay içinde kullanılabilecek derecede olacağını söylüyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, görüşmek üzere.